kararlılık ve eşit fırsat verilirse tam öğrenme gerçekleşir. Bir öğrenme birimini en iyi öğrenme koşullarında öğrenmek için gereken zaman miktarı yetenektir. Öğretimin kalitesi ek zaman gerektirmeyecek şekilde eğitimin verilmesidir. Eğitimden yararlanma yeteneği ise öğrencinin belli bir üniteyi öğrenebilmesi için Öğrenme yeteneklerinin yeterli olması ve öğrenmede gerekli işlemleri yapabilmesi kastedilmektedir. Kararlılıkta ise öğrenmeye ayrılan gönüllü zaman miktarı, fırsat öğrenmeye verilen süre. Dediğimiz gibi öğrenme sürecinde araç gereç kavramları önemlidir. Öğretme öğrenme etkinliklerinde kullandığımız yardımcı kaynaklar, araç gereç gereç araç gereç ikilisinden oluşur. Araç daha çok mekanik nitelikteki yardımcı olup gereci sunmada vazgeçilmez bir öğedir. Örnek olarak tepegöz, bilgisayar, televizyon. Gereç ise arkadaşlar daha çok yazılı, basılı nitelikli yardımcı olup aracın vazgeçilmez bir öğesidir. Örnek olarak Tepe göz asetatı. Bunları daha eski zamanlarda kullanıyorduk. Bilgisayar ve televizyon programları gereçler arasında sayılabilir. Araç gereçler de kendi arasında sınıflanır arkadaşlar. Görsel araçlar ve gereçler sadece görme duyusuna hitap eder. İşitsel araç ve gereçler ise sadece işitme duyusuna hitap eder. Görsel işitsel araç gereçler hem görme hem de işitme duyusu olarak değerlendirme ve karar vermedir. Yansıtıcı düşünme ise bireyin geçmiş deneyimlerini geleceğe yansıtmasıdır. Yani daha önceki bildiklerini yeni öğrendiği bilgilere aktarması. Yaratıcı düşünme hayal gücü yardımıyla esnek düşünmeyi gerektiren bu düşünme biçiminde düşünülmeyeni düşünme, aykırı ve alışılmadık fikirler öne sürme önemlidir düşünme becerilerinde ise özenli düşünme bireyin düşündüğü konuya ilgi gösterme ve değer vermesidir. Yakınsak düşünmede ise farklı düşüncelerin dayandığı ortak düşünceleri bulmaya dayalı zihinsel etkinliklerdir. Analitik düşünmede ise bir bütünü parçalara ayırabilme Parçalar arasındaki farkları ayırt edebilme ve parçalar ile bütün arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmeye dayalı zihinsel etkinlikleri içeren düşünme becerisidir. Zihinde karşılaştırma, ilişkilendirme, yargılandırma ve değerlendirme yapılmaktadır. Öğretim yöntemlerinde ise arkadaşlar bütün yöntemler hedefe ulaşmak ve bir konuyu öğretmek için izlenen en kısa yol ya da seçilen düzenli yoldur. Öğretmen öğrenme öğretme sürecinde farklı yöntemlere yer vermelidir. Öğretmen tüm öğrencileri, tüm konuların aktarılmasında ve farklı düzeylerdeki tüm hedeflere ulaşmada tek bir yöntemle başarılı olamaz. Bazı öğretim yöntemleri var, bunlara bakalım. Anlatım, tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma, problem çözme, proje ve bireysel çalışmalar öğretim yöntemlerinden sayılabilir. Öğretim teknikleri ise arkadaşlar beyin fırtınası tekniği, altı şapkalı düşünme tekniği, soru cevap tekniği, gösterip yapma tekniği, benzetim tekniği, eğitsel oyunlar tekniği, gözlem, drama ve rol oynama Öğretim teknikleri arasında sayılmaktadır. Öğretim modelleri arkadaşlar, öğretime yönelik felsefi bir bakış açısını ve öğretimsel uygulamaların düze düzeyini ortaya koyar. Eğitim programını şekillendirir, öğretim materyallerini düzenler, sınıfta ve diğer durumlarda öğretimi yönlendirmede kullanılabilen model ya da planlardır. Modeller öğretim, strateji, yöntem, becerileri ve etkinliklerin seçimi ve gerçekleştirilmesinde kullanılır. Dört temel model tanımlanabilir. Bunlar davranışsal, bilgi, işleme, sosyal etkileşim ve bireysel modellerdir. Davranışsal model öğrencilerin davranışlarında gözlenebilir değişimleri vurgular. Davranışsal öğretim modeli öğrenme görevlerini